Günaydın. Saç baş darma duman. Herkese günaydın. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Kalktık. Saat 8.30'a geliyor. Asla daha önce uyandık da. Deniz hatta bayağı bir önce uyandı. Sürekli bana sesleniyor. Anne, sabah oldu mu? Anne, sabah oldu mu? Kalkacağız mı şimdi? Herhalde uykusu yoktu. Uyanmak istedi. Ben de kalkmayınca sürekli soruyor. Bakıyor karanlık da hava. Dedi herhalde sabah olmadı ama ben yine de şansımı deneyim yani. Böyle bir şey. Ha, kahvaltı yapacağız şimdi. Kahvaltıyı hazırlayacağım. Deniz. Deniz. Ha, ne izliyorsun sen? Babası Pembe Panter açmış, onu izliyor. İlk kez Pembe Panter seyrediyor. Sevdin mi Pembe Panter'i? Güzel mi? Bir gelsene yanıma. Ha? Hadi anne, bir gel yanıma ya. Gelmez, hayatta gelmez. Bu aralar bana hep böyle ya bu kız. Bu aralar bana hep böyle bu kız. Ne oldu? Bugün ne izleyeceğiz? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hani konuşmuştuk ya seninle. Kaç gün öncesinden ayarlamıştık hani. Bugün nereye gideceğiz? Mary Poppins'e. Evet, Mary Poppins'i izlemeye gideceğiz bugün. Bugün sinemaya gideceğiz Mary Poppins'i izlemeye. Ben bile heyecanlıyım o film için çünkü merak ediyorum yani. Disney filmi de olması güzel yani. Mary Poppins'i izlemek istiyorum. Mary Poppins Return. Türkiye'de ne olarak çıktı bilmiyorum ismini ama herhalde şey, böyle sihirli dadı gibi bir şey herhalde. Tam emin değilim ama öyle bir şey olması lazım adının. Of, ona gideceğiz bugün. İlk bugün daha sinemalarda ilk kez gösteriliyor. Ona gideceğiz. Önce kahvaltı yapacağız. Sonra üstümüzü giyeceğiz. Sonra anne bu cadı saçlardan kurtulacak. Değil mi? Hı hı. Çok da umurumda. Ne yapayım sana? Yumurtalı ekmek yapayım mı? Evet. Seviyor musun? Evet. Çok seviyorsun. Hem de pideden yapayım mı?
Dolaba gülüyoruz. Aslında gülünecek bir durumu da yok ya. Bizim dolap şaşırdı. Uçacak evet. Birazdan. Uçar mı sence? Ya uçak değil mi o? Ama valla uçacak gibi ses yapıyor kızım. Düştü mü? Evet. Aferin kızım. Sen zeytini çok mu seviyorsun? Özellikle yeşil zeytin. Çok fena. Ay ses gerçekten sinir bozucu. Dolabın sesi beni deli ediyor. Sabah akşam böyle. Kız ne güzel yiyorsun sen zeytin öyle. Cadı. Hadi yumurta ekmeğinden de ye anneciğim. İnşallah geç kalmazsak, yetişebilirsek gideceğiz. Yetişemezsek biraz daha geç bir saate kalacağız. Gel bakalım şuna. Anne. Efendim başkanım. Efendim. Bebeğim böyle yapıyor. Eti mi yapıyor? Bu arada Deniz'in tozluklarını ördüm. Şöyle. Fena durmadı ya. Biraz daha sıcak tutar en azından. Çünkü bayağı bir boşluk vardı. El mi sallıyor senin bebeğin? Ay, nereye park etmiştik Deniz? Diğer yola mı? Diğer tarafa park ettik herhalde. Evet. Bakın. Bebeği niye aldın? Bak sinemaya bebeği sokamam ben söyleyeyim. Tamam. Geç kaldık, yetişemedik. Bir sonraki seansa gideceğiz. Yani yetişirdik de çok fazla böyle aman aman acele etmek de istemedim aslında. O yüzden bir sonraki seansa gideceğiz. Yani şimdi şeye geldik. Dükkana yürüyoruz şimdi. Arabayı park ettim. Dükkana yürüyoruz. Bu arada dur bakayım Deniz. Şu tozlukları iyi gösteremedim. Şöyle oldu. Şey diyebilirsiniz aslında bunu yine çorap giydirebilirdin de diyebilirsiniz. Ama yani böyle kalın bir çorabı giydirmeye kalksam bot ayağına olmayacak. O yüzden tozluk en iyisi. Yani şey sadece bileğini tutuyor. Ayağında bir şey yok. Fena olmadı ya. Hiç yoktan iyidir. Değil mi anneciğim? Rengini bilmiyorum yani elimde en iyi siyah vardı. Onunla yaptım. Başka bir renginde yapabilirim. Değil mi anneciğim? Evet. Bu arada yeni kameram geldi. Şu an onunla çekim yapıyorum. Yani bir bekleme süremiz olmayacak. İstediğim zaman video çekebilirim. Diğer kamerada bende kaldı zaten. Söylemiştim onu. Bu arada arkamda gördüğünüz okul. Dur bakayım ne kadar görünüyor. Bir saniye. Göstereyim mi anneciğim okulu? Bu okul. Böyle sahile bakan bir okul. Çok güzel bir yeri var. Efendim? Evet. Sen büyüdüğün zaman belki buraya başlayacaksın. Deniz'e okul tercihi yaptık biz 3 tane. Bir tanesi şu an gittiği ne diyorlar ona? Gittiği okulun yanındaki büyükler için olan okul. Bir tanesi bu okul. Bir de bizim evimizin yakınında bir okul var. Orayı tercih yaptık. 3 tane tercih yapmamız gerekiyordu. Nisan'da da tercihlerimizden biri çıkacak. Çıkmaya da bilirmiş. Yani o olmak zorunda değilmiş. Artık istemediğim bir okul olursa mecbur iptalini isteyeceğim. Bakalım. Çamur muymuş? Ya işte her yeri el değdirmemek lazım değil mi? Gel yıkayalım babaya. Gidelim yıkayalım ellerini olur mu? Hadi bakalım. Dikkat et, dikkat et. Burada küçük küçük çakıl taşları var. Düşersin, takılırsın. Okulun yeri çok güzel yalnız. Hem dükkana da yakın. Hem sahile bakıyor. Güzel bir yeri var. Efendim? Burada. Ne oldu? Here's my baby. Ne?
Ver bakalım. Oldu mu? Dikkat et, dikkat et. Dikkat. Çok hızlanma kız. Evet, buradan ineceğiz şimdi. Hadi bakalım. It's so high. Tut elimi, tut. Tut elimi, tut. Çok mu yüksek geldi sana? Evet. Hmm. Aslında yapabilirsin ama böyle daha güvenli. Yine de. Aferin sana. Hava bayağı esiyor. Güneş var ama esiyor ya. Şu güneş olmasa zaten bayağı bir soğuk olur. Ne oldu? Bu arada boynum tutulmuş. Ya sabah bir şeyim yoktu da öğlen fark ettim. Acayip ağrıyor ya boynum. Yastıktan mı düştüm, ne yaptım bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Kız ne yapıyor? Making a little noise to my baby because she's not saying the word that she doesn't mean. Saç mı geldi? Toplayalım mı? Saçını ister misin? Yok, hayır. Çıktığımız yollara ya Rabbim. Dur. Gel. Ah. Biraz çamurmuş sanki. Bir de kayıyormuş. Yes. Evet. Geç bakalım, geç. Bana nereye gideceğini söylemezsen öyle düşersin işte. Nereye gideceğini söylemedi bana. Saldır sapat yürüyor sağ olsun. Bir oraya bir buraya derken bana çarptı. Koca beni görmedin mi acaba sen? Görmedin beni. Çok güzel. Anlamış değil mi? Ağlarken bile anne Christmas ağacı diyor. Ne oldu? Süsleri mi yok? Ne yapalım? Ha? Evet, dedim herhalde. Ha, starı da mı yokmuş? Tüh. Ne yapalım? Sağlık olsun. Buna da ağlayalım o zaman. Yıldızı yokmuş ağacın, ağlıyoruz. Geç bakalım. Aa, gözüme bir şey kaçtı. Bak, Mary Poppins orada, gördün mü? Çıkarken ağlıyorsun, girerken ağlıyorsun. Kız ne oluyor sana? Ha? Deniz Hanım yine ağlıyor. Sebebi balon istiyormuş. Evde balon var ama. Filmde, filmin sonunda balonlar vardı böyle. Balonu tutan uçuyordu falan. Ama herhalde çok hoşuna gitti. Ha. Yoktu. Nasıl balon yoktu? Hem de ucu vardı. Ne vardı? Hem de ucu vardı. Ucu vardı. Evet. Nasıl ya, ben hatırlayamadım o balonu. Kız sen şaşırdın iyice. Evde balon var, hatırlıyor musun? Pembe böyle mini mouse'lu balonların var. Ben bugün işte eve helyum alacağım bir tane. Böyle alacağım balonları, sıkıldıkça şişireceğim. Denize balon dayandıramıyoruz çünkü. Ha, buradan mı gidelim? Tamam. Senin uykun mu var acaba? Karanlık da oldu. Niye, ne oldu? Niye böyle sıkılgansın o zaman sen? Tamam, balon ben sana alacağım sonra, tamam mı? Söz. Ama şimdi bütün mağazalar kapanıyor. Neyli balon? Uçlu. Uçlu balon ne kız? Hani sapı var öyle mi? Evet. Tamam. Uçan balon mu istiyorsun peki? No. Ha, uçan balon istiyorsun. Ha, uçan. O filmdekileri uçurdu ya. Ha, Deniz uçanlardan istemiyormuş. Uçurmasını istemiyormuş. Anneciğim zaten o balon seni uçurmaz kuzum. Şapkanı takalım mı? Biraz esiyor. Ama esiyor annem. No. Dikkat et. Oradan değil, oradan değil. Orası çamur.
Gel şuradan gidelim. Gel. Hop. Geç bakalım. Hadi bakalım. Denizin tam kapısında ağaç var. Mecbur önden iniyor. Başka da yakın yerde park yeri yok. En yakın, yani bizim eve en yakın burası olduğu için buraya park edeyim dedim artık. Diğer taraftan bindirdim denizi de. Hadi bakalım gidelim. Gel bakalım. Efendim? Camdan mı bakacaksın? Göremezsin ki buradan. Karşıdan görmen lazım. İnmiştir o şimdi camdan. Orhan bizi camda bekliyordu da. Odaya bakayım mı? Hadi çık bakalım. Hadi. İyi, ben sana önce çıkacağım o zaman. Ha ha. It tricks me, mommy. I'm going to trick you later. I'll beat you next time, mommy. Çok bilmiş. Gel hadi. Film nasıldı? Güzeldi. Güzeldi. I'm beating you. Next time, I will be the winner. Tamam. Bir dahakine sen kazanırsın artık. We'll see about that. We'll see about that. Bak sen. Deniz. Ya. Ne yapıyorsun? Doing my first ballet lesson. Aferin sana. Aa, nereden buldun kız onları? Yatağın üstünde miydi? Yes. Ha, çantamda kalmış, çıkartmıştım ya. Wow. Okay. Çok güzel. Now we went like this. Çok iyisin ya. Ne yapıyorsun sen? Now we do it like this. Başka? And then pop. And then we say go like that. Okay. Tamam. Yap bakayım nasıl yapıyorsun? Aman aman. Azerbaycan açmaya çalışıyordun ya, bir yapsana Deniz. Wow. Gördün mü babası? Ama dikkat et, tamam mı? Ayaklarınızı nasıl yapıyordunuz? Hani ayak uçlarınızı şöyle kıvırıyordunuz ya, bir göstersene. Pasta, ne gördün? Bugün kapanışı cilt bakım rutinimle yapmak istiyorum. Cilt bakım rutinim genel olarak değişiyor. Yani kullandığım markalar genel olarak değişiyor. O yüzden aslında markaların ismini vermek istemiyorum. Hani ne kullandığıma dair. Çünkü çok fazla marka değiştiriyorum. Her bittiğinde başka bir marka alıyorum. Yine de hani ilgilenenleriniz olursa markaların isimlerini de vereceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Ben makyajımı sildim, temizledim. İlk önce cildimi temizleyerek başlayacağım. Şunu kullanıyorum. Ne bu? Alumier Gel Cleanser diyor. Bugün bunu kullanacağım. Bundan şöyle ufak bir parça alıyorum ben. Şöyle şu kadar bir şey aldım. Hafif ıslatacağım bunu. Şöyle elim arasında böyle köpürteceğim. Ve cildime uygulayacağım. Bunu biraz cildimde bekleteceğim böyle. Çok fazla köpürmeyen bir şey bu. Kokusu da yok zaten. Biraz cildimde beklettim bunu. Böyle kuruduğunu hissediyorum zaten. Elimde bir pamuk var. Şu düz makyaj pamuklarından kullansanız daha iyi ama ben şimdi onları bulamadım. Normal pamuk aldım. Pamuğu biraz ıslatacağım. Suyunu sıkacağım ve cildimi bununla sileceğim. Bu cildimdeki bu arada böyle hani çok fazla sabun gibi bir şey değil. O yüzden bu şekilde silmeyi tercih ediyorum. En azından aldığım yer öyle söylemişti bana.
cildimi güzelce temizledikten sonra ben Dermaroller uygulayacağım. Dermaroller'ı bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Bu böyle ucunda, evet, açıklayacağım, uygulayacağım. Şöyle bir kapağı var. Bu çünkü ucunu korumak zorundasınız. Bu kapak mutlaka oluyor. Üzerinde bir sürü iğneler var bunun. Şöyle göstereyim. Benimki 0.5, böyle hani ilk kullananlar için 0.5'ten başlıyor galiba. 0.2 de olabilir başlangıç. Bayağı kısa benimkiler. Bunu böyle kullandıkça arttırabiliyorsunuz isterseniz. Dermaroller'ın kullanımını ben detaylı anlatmıyorum. Çok profesyonel değilim çünkü bu konuda. Ve çok dikkatli olması gereken bir ürün bu. O yüzden araştırırsanız eğer Dermaroller kullanımı falan diye daha böyle kapsamlı halini bulabilirsiniz. Ben o yüzden dediğim gibi çok iyi profesyonel olmadığım için size Dermaroller'ı çok fazla anlatamayacağım. Sadece şöyle söyleyeyim. İğne olmasının sebebi ucunda bir nevi anlattıklarına göre cildinizi harekete geçirmek gibi bir şey. Ya da kullandığınız ürünü iğneleme yöntemiyle daha güzel cildinize yedirebiliyorsunuz gibi bir şey. Dediğim gibi çok fazla konuşmak istiyorum bu konuda çünkü biraz tehlikeli bir şey. Yani tehlikeli derken çok iyi kullanılması gerekiyor. İyi kullanmadığınız takdirde kötü sonuçlar açabilir. O yüzden ben bunu anlatmayayım. Böyle profesyonellerden dinleyin bence. Bu kadar yani. Şimdi bunu cildime uygulayacağım. Sadece çene bölgeme uygulamayacağım. Çünkü burada sivilcelerim var. Sivilceler kesinlikle uygulanmıyor. Kesinlikle uygulamayın. Çünkü iğneyle buradan alıp buralara dağıtabiliyorsunuz. O yüzden orayı uygulamayacağım ben. Dermaroller'ı uyguladım cildime. Şimdi serum uygulayacağım. Şöyle Elizabeth Arden'ın kapsül gece serumları var. Şu kapsüllerden uyguluyorum. Dermaroller'dan sonra. Çünkü cildim şu anda bayağı bir gergin. Ve bu bayağı böyle bir nemlendiriyor cildi gerçekten. Üzerine başka bir ürün uygulamadan önce biraz bekletiyorum ben bunu. İyice bu böyle yedirsin diye, yesin cildim diye. Çünkü üst üste ürün uygulamamanız gerekiyor. Biraz süre geçmesi gerekiyor aradan. Bir 5 dakika falan. 5 dakika 10 dakika neyse. Evet. Bunu uyguladım. Göz kremi uygulayacağım. Göz altı kremi. Bu aralar retinol krem kullanıyorum. Ben yine alüminyum markasının retinol göz kremi. Bu sadece gece uygulanan bir ürün. Retinol ürünler zaten gece kullanılması gerekiyormuş sanırım. Gündüz gün ışığına çıkmamanız gerekiyormuş onunla. Evet, bunu sadece akşamlar uyguluyorum. Göz kremi de uyguladıktan sonra en son nemlendirici krem uygulayacağım. Yine Alimir'in nemlendiricisini uygulayacağım. Şu kadar bir şey alıyorum. En son nemlendiriciyi de uyguladıktan sonra cilt bakımım bitti. En son ben dişlerimi fırçalıyorum. Fırçalamadan önce de diş ipi kullanacağım. Günde bir kere falan diş ipi kullanıyorum. Dişçim diş ipi kullanmamı tavsiye etmişti. Diş kanamaları için. Ve gerçekten işe yaradığını gördüm. Çok böyle nasıl desem kibar olacak bir şekilde dişinize diş ipi uygularsanız diş ipi güzel bir şey.
Evet, dişleri de hallettik ve cilt bakımım ve akşam rutinim bitti. Yüzüm şu an kızarık görüyorsunuz çünkü iğne uyguladım. Ama o bir süre sonra geçiyor yani. Bu maalesef bu kızarık oluyor böyle. Eğer derm roller yaparsanız mutlaka akşam yapın. Yani bir yere gidecekseniz gündüzden yapmayın. Akşam yapın mutlaka. Zaten akşam öneriyorlar yapılmasını. Yoksa böyle cins kırmızı olur. Burada makinesi çok fazla zaman zaman kırmızı durmuyor ama kameradan bakıyorum. Bayağı böyle leke leke kırmızıyım şu anda. Ama geçecek. Geçecek yani o da. Evet, benim akşam rutinim bu şekilde. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Evet. Videonun uzunluğunu da anlamışsınız artık sonuna geldiğimizi. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.